Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Alıştırmalar ile Fransızca'yı daha iyi öğren serimize devam ediyoruz. Bu serinin her videosunda farklı bir konuda alıştırma çalışması yapıyoruz. Daha önce çalıştığımız konuları tekrar ediyoruz. Farklı konulara göndermeler yapıyoruz. Diğer taraftan cümle çözümlemesi ve cümle tercümesi yapıyoruz. Serimizin 32. videosuna geldik. Bu videoda Répondez aux questions par l'affirmative et la négative sorulara olumlu ve olumsuz yanıt verin çalışması yapıyoruz. Yani Fransızca'da farklı soru yapıları nasıldır? Sorulara olumlu ve olumsuz cevap nasıl veririz? Ona bakıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk alıştırması ilk cümlesi. Avez vous regardé le dernier film de Spielberg? Spielberg'in son filmini seyrettiniz mi? Çekilmiş fiili öznenin şahıs zamirinin önüne alarak ve araya bir tane tire koyarak soru cümlesi yapmak gibi bir yöntemimiz var. Fiilimiz regarder fiili, bakmak, seyretmek demek. Cümlenin zamanı passé composé, di'li geçmiş zaman. Hatta şuraya çıkartalım. Le passé composé diye yazalım değili geçmiş zaman fiili de yazalım. master hali. Regarde. Zaten Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili detaylı bir şekilde bir seride çalışıyoruz. O seride regarde fiili geçiyor. Fiili avoir yardımıyla çektik. Passe composé'de. Fiilin mastar hali çok kolay. Bu şekilde. Burada bir tane sıfat var. Sonuncu karşılığını veriyor. Le film sözcüğüne göre akorlanmış. Burada dö ile tamlama yaptık. Spielberg bir tane özel isim. Cümleye olumlu cevap verirken pronom komplement tamamlama zamiri kullanalım. Şimdi şuradan yazalım. Le pronom komplement neydi? Tamamlama zamiri. Daha önce geçmiş bir öğeyi tekrar etmemek için kullandığımız sözcükler. Le pronom komplemanını kullanmamız gerekir. Neden? Neye gönderme yapıyor? temel olarak filme gönderme yapıyor. Hatta Le dernier film de Spielberg diyebiliriz. Evet diyelim. Oui. Je le regarde dememiz lazım. Neden? Regarde fiilini je şahıs zamirine göre passé composé'de çekiyoruz ve pronom komplemam ve yardım aldığımız avoir'ın présent'ını birleştiriyoruz. Bu şekilde oluyor. Türkçesi evet. Ben onu seyrettim olur. Seyrettim. İstersek pek tabi uzun bir şekilde de cevap verebilirdik. Hatta onu da yazalım. Oui. Je regarde le dernier film de Spielberg. Bu şekilde de cevap verebiliriz. Şimdi olumsuz cevap verelim. No. İsterseniz yine pronom komplement tamamlama zamiri kullanalım. Şimdi hem tamamlama zamiri kullanacağız. Hem olumsuz cevap verdiğimiz için nö payı kullanacağız. Hem de pase kompoze yapacağız. Ne'yi koyduk. Yine aynı şekilde pronom komplemanla yardım aldığımız yani passé composé'yi oluşturmak için yardım aldığımız avoir'ın présent'ını birleştirdik. Pa'yı getirip buraya koyduk ve fiilimizin particip passé'sini de getirip ekledik. No, je ne l'ai pas regardé. Hayır. Ben onu seyretmedim oldu. Kullandığımız olumsuzluk yapısı ne pas. Fransızcadaki farklı olumsuzluk yapılarını da tek tek farklı videolarda çok detaylı bir şekilde çalıştık. Hadi bunları bir okuyalım. Avez-vous regardé le dernier film de Spielberg? Spielberg'in son filmini seyrettiniz mi? Siz diye soruyor. Ben diye cevap verebiliriz. Oui, je l'ai regardé. Evet, ben onu seyrettim. Oui, je regardé le dernier film de Spielberg. Evet, ben Spielberg'in son filmini seyrettim oldu. Hatta isterseniz bunu da yazalım. Belki karıştıranlar olur. Evet. Ben Spielberg'in son filmini seyrettim. Şimdi verdiğimiz olumsuz cevabı okuyalım. No, je ne l'ai Hayır, ben onu seyretmedim. Pek tabii aynı şekilde uzun olumsuz cevap da verebilirdik. Haydi devam edelim. İkinci alıştırma cümlemiz. Vous n'avez pas vu le nouveau film de Tom Hanks. Tom Hanks'in yeni filmini seyretmediniz mi? Bakın soru cümlesi. Düz cümle şeklinde oluşturduk. Sonuna bir tane soru işareti koyduk. Bu şekilde soru yapma gibi bir yöntemimiz de var. Ancak Dikkat ederseniz olumsuz soru cümlesi var. Şuraya yazalım. Olumsuz soru cümlesi varsa ve biz olumlu cevap vermek istiyorsak normalde evet derken kullanmamız gereken we değil si ile cümle oluşturmamız cevap vermemiz gerekiyor. Ama olumsuz soru cümlesine olumsuz cevap vermek istiyorsak yine Aynı şekilde No ile gitmemiz gerekiyor. Şuraya bir yıldız atalım. Şimdi diyor ki Tom Hanks'in yeni filmini seyretmediniz mi? Evet, ben Tom Hanks'in yeni filmini seyrettim diyeceğim. O zaman C ile gitmem gerekiyor. C, je regarde. Hatta burada voir fiili ile gittik, regarde değil. Voir normalde görmek demek ama bir filmi seyretmek anlamında da pek tabi kullanılıyor. O yüzden review. Vuar fiilini passé composé'de şahıs zamirine göre çektik. Ben gördüm. Le nouveau film de Tom Hanks bir tane aktör biliyorsunuz. Türkçesi ne oldu? Evet. Ben Tom Hanks'in yeni filmini seyrettim. Yeni filmini gördüm desek olur muydu? Pek tabi olurdu. Hatta bu sefer gördüm yazalım. Seyretmek anlamında kullanabiliriz. Olumsuz cevap vermek istiyorsak, yani olumsuz soru cümlesine olumsuz cevap vermek istiyorsak yine no ile gideceğiz. Bu sefer işimiz daha kolay. Tom Hanks'in yeni filmini seyretmedim diyeceğiz. No. Ben diye cevap veriyoruz. Je ne pas vu. Soruda voir fiili kullanıldığı için cevap verirken de voir fiili ile gidiyoruz. Je n'ai pas vu le nouveau film de Tom Hanks diyelim şöyle. Hemen Türkçesini yazalım cümlenin. Hayır. Ben Tom Hanks'in Yeni filmini seyretmedim diyelim bu sefer. Seyretmedim. Gördüğünüz gibi olumsuz soru cümlesine olumlu ya da olumsuz cevap vermek çok kolay. Şöyle bir çerçeve içine alalım. Tekrar bir yıldız atalım. Cümleleri bir okuyalım. Vous n'avez pas vu le nouveau film de Tom Hanks. Tom Hanks'in yeni filmini seyretmediniz mi? Si je vu le nouveau film de Tom Hanks. Evet, ben Tom Hanks'in yeni filmini gördüm ya da seyrettim. No, je n'ai pas vu le nouveau film de Tom Hanks. Hayır, ben Tom Hanks'in yeni filmini seyretmedim. Bu cümleye cevap verirken de bir önceki cümlede olduğu gibi pronom kompleman tamamlama zamiri kullanabilirdik. Evet, ben onu seyrettim. Hayır, ben onu seyretmedim diyebilirdik. Pek tabi. Haydi devam edelim. Geldik videomuzun üçüncü alıştırma cümlesine. Atü Bakın sen şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Tom parapluie, dans ton parapluyi dantonsak şemsiyeni çantana koydun. Şimdi şurada metr fiilinin particip pasesi var. Şuraya yazalım. Metr koymak demek. Fiili pase kompozede avuar yardımıyla çekmemiz gerekiyor ve particip pasesi yani geçmiş zaman hali mi. Ton mülkiyet sıfatı parapluvi sözcüğüne göre akorlayıp yazdık. Demek ki le parapluvi. Buradaki dan edatı Türkçe'ye de da içindeyi veriyor. Ton mülkiyet sıfatı tekrar var burada ve burada sak var. Demek ki sak da eril bir sözcük. Le sak. Şimdi evet ben şemsiyemi çantama koydum diyelim. Evet'i getirip koyduk. Je Ben diye cevap veriyoruz pek tabi. Soruda şemsiyeni diye geçiyor. Cevap verirken pek tabi şemsiyemi diyeceğiz? Je Mon parapluie. Şöyle yazalım. Dan. Yine aynı şekilde çantana demişti. Çantama diyeceğiz. Dan. Monsak. Nokta koyalım. Cümlenin Türkçesi nasıl oldu? Evet. Ben şemsiyemi Çantama koydum. Çantama koydum. Şimdi olumsuz cevap verelim. Hayırı getirip koyalım. Pase kompoze yapacağız. Zira cümlenin zamanı, soru cümlesinin zamanı pase kompoze. Je ne pa mi Yine mon parapluie diyeceğiz. Sonra gerisi yine aynı pek tabi. Da mon sac diyeceğiz. Mon sac. Türkçesi hayır. Ben şemsiyemi çantama koymadım. Çantama koymadım diyelim. Cevap verdik Türkçesini yazarken yani verdiğimiz cevapları Türkçeye tercüme ederken ben kısmını çıkarsak ne olur? Hiçbir şey olmaz zaten fiilin çekiminden özne anlaşılıyor. Hadi bunları da okuyalım. As-tu mis ton parapluie dans ton sac? Şemsiyeni çantana koydun mu? Oui, j'ai mis mon parapluie dans mon sac. Evet, ben şemsiyemi çantama koydum. Non, je n'ai pas mis mon parapluie dans mon sac. Hayır, ben şemsiyemi çantama koymadım. Geldik dördüncü alıştırma cümlemize. As-tu réveillé les enfants? Çocukları uyandırdın mı? Sen şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Cümlenin zamanı passé composé. Cümlede geçen fiil. Master halini şuraya bir yazalım. Burada bir aksante ver Fiil, reveye fiili. Türkçesi uyandırmak. Dikkat ederseniz passé de çekerken avuardan yardım aldık ve fiilin partisi pasesi yani geçmiş zaman hali de böyle. Eğer ki uyanmak anlamında kullansaydık, hatta onu da ekleyelim. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Söreveyye deseydik, Türkçe'ye uyanmak karşılığını verirdi. Yani eylem söyleyen kişinin kendisine dönüyor. Çift zamirli fiillerin hepsini pase kompozide et yardımıyla çekmemiz gerekiyor. Hatta yazalım şöyle. Şöyle bir cümle düşünün. Je me suis réveillé. Ben uyandım demek. Hatta ne olsun? A ne ver olsun? Saat dokuzda. Cümleyi söyleyen kişi bir kadınsa şuraya bir tane ö getirip akor yapması gerekir. Cümlenin Türkçesi saat 9'da uyandım. Eğer ki reveye şeklinde kullanırsak o zaman şöyle dememiz gerekir. Je reveye ben uyandırdım. Mesela Monfis olsun. Monfis oğlumu A never olsun. Saat 9.30'da. Oğlumu saat 9.30'da uyandırdım. Gördüğünüz gibi çift semirli fiillerin mantığı çok kolay işliyor. Passé kompoze ile ilgili cümle yazdım. Plus göperfe mişli geçmiş zaman da aynı mantıkla çalıştığı için aynısını orada düşünebiliriz. Şimdi gelelim cümlemize. Çocukları uyandırdın mı? Bu sefer pronom kompleman tamamlama zamiri kullanalım. Şöyle. Le pronom kompleman. Çocukları sözcüğünü tekrar etmemek için le pronom komplemanını kullanmamız gerekir. Türkçe'ye onları karşılığını ver. Onları. Ne yerine kullanıyoruz? Le zanfan yerine. Önce olumlu cevap verelim. Oui. Je L, Z, H ve dememiz lazım. Tamamlama zamiri kullanmamız çok iyi oldu. Zira buraya bir tane S getirip akor yapmamız gerekiyor. Neden? Bakın tamamlama zamiri kullanarak komplemanı fiilin, çekilmiş fiilin öncesine aldık. O yüzden buraya bir tane S getirip akor yapmamız gerekti. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Evet. Ben onları uyandırdım oldu. Aynı şekilde tamamlama zamiri kullanarak olumsuz cevap verelim. No, je ne les e pa diyeceğiz. Peki tabii aynı şekilde buraya bir tane s getirip akor yapacağız. Hatta çocuklar kız çocukları olsaydı o zaman bir tane de ö getirip akor yapmamız gerekirdi. Cümlenin Türkçesi hayır. Ben onları uyandırmadım oldu. Cümleleri hemen bir okuyalım bakalım nasıl oldu. As-tu réveillé les enfants? Çocukları uyandırdın mı? Oui, je les ai Evet, ben onları uyandırdım. Non, je ne les ai Hayır, ben onları uyandırmadım. Ya da hayır, onları uyandırmadım diye gidebiliriz. Yani yine Şuradan ben kısmını çıkartabiliriz. Cümlenin anlamı hiç değişmez. Fiilin çekiminden özneyi anlayabiliyoruz. Hadi devam edelim. Videomuzun beşinci alıştırması, beşinci cümlesi. Ce réfrigérateur. Burada bir tane işaret sıfatı var. Türkçesi bu. Hatta hemen şuraya çıkartıp yazalım. İşaret sıfatları. Les Demonstratif. Bu konuyu da çalışmıştık. Kartını ekleyeyim. isteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Ce réfrigérateur est-il Bu buzdolabı çok mu pahalı? Et fiili var. Buradaki il ile pek tabi bu buzdolabıya gönderme yaptık. Şer bir sıfat. Türkçe'ye pahalı karşılığını da verir. Değerli karşılığını da verir. Şimdi evet çok pahalı diyebiliriz. Evet bu buzdolabı çok pahalı diyebiliriz. Evet, S. yine aynı şekilde gidelim. Refrigeratör, e pek tabii buradaki ili artık kullanmayacağız. Soru yaparken kullandık. E, Troşe. Türkçe'si evet. Bu buzdolabı çok pahalı. Şimdi olumsuz cevap verelim. Zaten basit bir cümle. No. Sörefrijeratör. Yine uzun cevap verelim. Et fiilinin iki tarafına ne payı getirip koyacağız. Ne pa. Troşer dememize gerek var mı? Yani çok dememize gerek var mı? İstersek diyebiliriz. İstersek çıkartıp pahalı değil diyebiliriz. Hayır. Bu buzdolabı Çok pahalı değil. Çok pahalı değil. Peki farklı bir şekilde giderek olumlu ya da olumsuz cevap veremez miydik? Pek tabii verebilirdik. Pek çok yöntem var. Refrigeratör sözcüğü eri bir sözcük. Zaten başında sö var. Şöyle diyebilirdik. Bu ile toşer diyebilirdik. Yani evet o çok pahalı diyebilirdik. Neden olmasın? Aynı şekilde olumsuz cevap da verebilirdik. No. Il. Ne pa. Trocher diyebilirdik. Hayır. O çok pahalı değil diyebilirdik. Hatta cümlenin Türkçesinden şuradan o kısmını da çıkartabilirdik. Hadi bir okuyalım. Ce réfrigérateur est-il trop cher? Bu buzdolabı çok mu pahalı? Oui, ce réfrigérateur est trop cher. Evet, bu buzdolabı çok pahalı. Oui, il Evet, çok pahalı. Non, ce réfrigérateur n'est pas trop cher. Hayır, bu buzdolabı çok pahalı değil. No, il n'est pas trop cher. Hayır, çok pahalı değil diyebiliriz. Benim burada yazdıklarımdan farklı şekillerde de pek tabi cevaplar verebiliriz. Hadi devam edelim. Ve videomuzun altıncı alıştırma cümlesi. A tu fini Sen bütün ödevlerini bitirdin mi? Bakın sen şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Cümlenin zamanı da burada. Şimdi öncelikle cümlenin zamanı passé composé. Le passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Şöyle yazalım. Dili geçmiş zaman. Peki cümlede geçen fiil. Cümlede geçen fiilimiz finir fiili bitirmek demek. Cümleden de anladığımız üzere passé de avoir yardımıyla çekiyoruz. Aynı mantıkla çalıştığına göre plus que mişli geçmiş zamanda da avoir'dan yardım almamız lazım. Fiilin geçmiş zaman hali particip passes de böyle. Şimdi bu cümleye olumlu ve olumsuz cevap verirken yine pronom komplement tamamlama zamiri kullanalım. Şuraya bir yıldız atalım. Şuraya da. To te de kısmı için. Le pronom komplemanını kullanabiliriz. Türkçe'ye onları karşılığını verir. Şimdi önce olumlu cevap verelim. Oui. evet, ben onları bitirdim diyeceğiz. Je, les, e, fini diyebiliriz. Gördüğünüz gibi pronom kompleman ile çok kısa ve kolay oldu. Evet, ben onları bitirdim. İstersek bir zaman belirteci de ekleyebilirdik. Mesela, je les ai fini hier diyebilirdik. Türkçesi, Evet ben onları dün bitirdim olur. Olumsuz cevap verelim. No. Je ne les e pas fini. İstersek pas encore da diyebilirdik. Henüz değil gibi. Hayır. Ben onları bitirmedim oldu. Hadi bir okuyalım nasıl olmuş. As-tu fini tout tes devoirs? Bütün ödevlerini bitirdin mi? Oui, je les ai finis hier. Evet, ben onları dün bitirdim. Non, je ne les ai pas finis. Hayır, ben onları bitirmedim. Hadi farklı bir olumsuz cevap daha yazalım. Şöyle desek nasıl olur? Non, je ne fini aucun de me devoir desek. Cümlenin Türkçesi ne olur? Hayır, ben ödevlerimden hiçbirini bitirmedim olur. Bu şekilde de gidebiliriz. Neden olmasın? Ne yaptık? Ne oken Hatta şuraya bir ö koyalım. O olumsuzluk yapısını kullandık. Şöyle düşünün. Oken dö diye gittik. Den hiçbiri diye hakkınızda tutun pek tabii nö ile birleşiyor. Fransızcadaki olumsuzluk yapılarını daha önce söylemiştim. Farklı videolarda çalıştık. Nö o kön yapısını da bunun kartında ekleyeyim. İsteyenler o karttan videoya ulaşarak çalışabilirler. Hadi devam edelim. Geldik yedinci alıştırma cümlemize. Est-ce que tu connais tous les copains de Marc? Mark'ın tüm arkadaşlarını tanıyor musun? Eski Fransızcadaki en kolay, en risksiz soru yapısı herhangi bir düz cümlenin önüne şöyle düşünün. Tu connais tous les copains de Marc diye bir cümle düşünün. Basit, deklaratif bir cümle. Başına esköy, sonuna da soru işaretini koyup soru cümlesi yaptık. Burada connaître fiili var. Tanımak, bilmek gibi karşılıkları veriyor. Hatta hemen şunu da ekleyelim kısaca. Öğrenciler connaître ve savoir fiillerinin kullanımlarını birbirine karıştırıyorlar. Savoir'ı bir fiille kullanmamız gerektiğini hatırlayalım. Mesela ben araba kullanmayı biliyorum desem, je sais conduire demem lazım. Bu iki fiil Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi diye bir serimiz var. Orada geçiyor. Her iki videoda birbirlerinden nasıl ayırt etmemiz gerektiğini anlatıyorum. Burada yine tu geçti. Tüm, bütün, hepsi karşılıklarını veriyor. Le Köpen arkadaşlar de ile tamlama yaptık ve Mark özel ismi var. Şimdi önce olumlu cevap verelim. We oui. Je connais. Evet ben tanıyorum. Tu'yu kullanalım aynı bu şekilde. Tu le Köpen. De Mark diyelim. Türkçesi ne oldu? Evet. Ben Mark'ın tüm arkadaşlarını tanıyorum. Tüm arkadaşlarını tanıyorum. Şimdi olumsuz cevap verelim. Yine ne oken ile gidelim. Biraz önce kullanmıştık. No. Je ne connais. Tam burada Küçük bir ekleme yapalım. Şimdi fiilin master halinde burada bir tane şapka var. Şapo. Fiilin çekiminde r, tü, şahıs zamirleri için gördüğünüz gibi o şapkayı kullanmıyoruz. Sadece il, el şahıslarının present çekiminde kullanmamız gerekiyor bu şekilde. Bir yıldız atalım devam edelim. Je connais. o, connais. Oken diye gidelim yine. Oken de Hatta burada mülkiyet sıfatıyla gidelim. O kendi se kopen diyelim. Cümlenin Türkçesi ne oldu? Hayır. Ben onun arkadaşlarından hiçbirini tanımıyorum oldu. Hemen cümlelerimizi bir okuyalım. Est-ce que tu connais tous les copains de Marc? Mark'ın tüm arkadaşlarını tanıyor musun? Oui, je connais tous les copains de Marc. Evet, ben Mark'ın tüm arkadaşlarını tanıyorum. Non, je ne connais aucun de ses copains. Hayır, ben onun arkadaşlarından hiçbirini tanımıyorum oldu. Geldik 8. alıştırma cümlemize. Y a-t-il une cantine à l'école? Okulda kantin var mı? Ya da okulda bir kantin var mı? Bakın burada ne var? Şuraya çıkartalım. Burada ilia yapısı var. Olumsuz halinde yazalım mechem. Ilia dersek Türkçeye yok karşılığını verir. Hatta ilia içinde bir prezentatif diyebiliriz. Önce olumlu cevap verelim. Zira çok kolay. Bu Ilia in kentin. Kantin Fransızcadan Türkçe'ye gelen sözcüklerden bir tanesi Türkçe'de kullanıyoruz. Alekol diye cümlemizi bitirelim. Türkçesi evet. Okulda kantin var. Ya da okulda bir kantin var diyebiliriz. Şimdi olumsuz yapacağız. No. Il. Niapa. Zaten burada söylemiştim. İnyapa döğüye dönüşecek. Buradaki ün döğüye dönüştü. İnyapa döğüye dönüştü. Alekol. Türkçesi hayır. Okulda kantin yok. Hemen soru cümlesini de verdiğimiz cevapları da bir okuyalım. Yetil ün kentin alekol okulda kantin var mı? Ya da okulda bir kantin var mı? Oui, il y a une cantine à Evet, okulda kantin var. No, in n'y a pas de cantine à l'école. Hayır, okulda kantin yok. Hemen dokuzuncu alıştırma cümlemize bakalım. Est-ce que tu vas Sen konsere gidiyor musun? Ya da konsere gidiyor musun? Eski yapısı var. Burada soru işareti. Burada alle fiili var datı alıyor zaten buradan belli. Tüy şahıs zamirine yönelik oluşturulmuş bir soru cümlesi. Biz burada neden o yaptık? Aslına bakarsanız çok kolay. Biraz önce ne demiştim? Alle fiili aydat'ı alıyor. Hemen yanına gelen sözcük le konser. İkisini birleştirip a le konser diye okumak uygun olmadığı için o yapıyoruz. Buna artikle kontrakte deniyor. Yani prepozisyon ve artikelin birleştirilmesi. Bu soruda da cevap verirken pronom komplement tamamlama zamiri kullanalım. Hemen bir yıldız atalım. Le pronom komplement kullanalım. Bu sefer o konser yerine y pronom komplementini kullanalım. Türkçe'ye oraya karşılığını verir. Şimdi önce olumlu cevap verelim. Way çok kolay bakın çok kısa. Rive evet ben oraya gidiyorum diyebiliriz. Oraya gidiyorum. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Yani bu sorunun cevabını ben oraya kısmını çıkartıp evet ben gidiyorum diye tercüme edebiliriz. Şimdi olumsuz cevap verelim. No sen diye sorulmuştu. Ben diye cevap veriyoruz. Je şahıs zamirini getirdikten sonra negasyon nö'yü y ile birleştirelim. No, je ni. Alle fiilinin çekimi je ni ve pa diyeceğiz. Türkçesini hemen yazalım altına. Hayır. Ben oraya gitmiyorum. Pek tabi uzun cevap da verebilirdik. Ve yine aynı mantıkla bunu Türkçe'ye tercüme ederken şu kısmı çıkartabiliriz. Hayır gitmiyorum diye düşünebiliriz. Şimdi bunları da tekrar bir okuyalım. Eski tu vas au concert? Sen konsere gidiyor musun? Oui, j'y Evet, gidiyorum. No, je n'y vais pas. Hayır, gitmiyorum. Şimdi geldik videomuzun 10. ve son alıştırma cümlesine. Rıdvan Seti Nage cümlenin Türkçesini boş bıraktım birlikte yazalım diye. Neden? Daha önce geçmişti ve yine söylemiştim. Şimdi öğrenciler connaître, connaître tanımak demek ve savoir bilmek fiillerinin kullanımını hep karıştırıyorlar. Bu cümleden ayırt edelim. Çok kolay olacak. Şöyle düşünün. Burada savoir fiili geçti. Savuar fiilinden sonra bir fiil geldiğini düşünün. Yani bir şey yapmayı bilmek. Bakın burada savuar var. Burada yüzmek. Başka bir fiil var. Konet fiilini ise isimlerle kullanmamız gerektiğini düşünün. Temel ve basit ayrımı bu. Zaten connaître ve savoir Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiil içinde. Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiili biz tek tek çok detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hem konet hem savoir fiilini çalıştığımız videolarda ikisinin ayrımını zaten anlatıyorum. Şimdi cümlemizi Türkçe'ye nasıl tercüme edebiliriz? Rıdvan, Siti, Neje. Rıdvan, Rıdvan bir özel isim pek tabii. Yüzmeyi biliyor mu? Biliyor mu? Soru işaretinde koyalım. Buradaki il isme gönderme yapıyor. Şimdi yine cevap verirken pronom kompleman kullanalım. Le pronom kompleman. Şöyle yapsak, le pronom komplemanını kullansak nasıl olur? Türkçe'ye onu karşılığını verir. Önce olumlu cevap verelim. We, il, özel isim yerine il, şahıs zamirini kullandık. İllüse diyebiliriz. Bakın çok kolay. Evet, o onu biliyor oldu. Şimdi olumsuz cevap verelim. No, il, ne lü, pa. Nöpa olumsuzluğunu kullandık. Hayır, o onu bilmiyor demiş olduk biraz önce geçmişti. Aynı mantık burada da geçerli. Yani bu kısmı bu kısmı çıkartabiliriz. Evet biliyor, hayır bilmiyor gibi tercüme edebiliriz. Pek tabii bu cümleye de uzun cevap verebilirdik. Hatta isterseniz onu da yazalım şöyle ayırım. Mesela evet dedikten sonra isim yerine il şahıs zamirini de kullanmayıp Rıdvan S Nerje diyebilirdik. Yani evet Rıdvan yüzmeyi biliyor. Aynı şekilde olumsuz cevabı da uzun bir şekilde verebilirdik. No Rıdvan ne sepa nerje diyebilirdik. Türkçesi ne olurdu? Hayır. Rıdvan yüzmeyi bilmiyor. Pronom kompleman tamamlama zamiri kullanarak cevap vermek ya da uzun bir şekilde cevap vermek tamamen bize ait. İstediğimiz şekilde cevap verebiliriz. Pek tabi katıldığınız bir sınavda öğretmeniniz tamamlama zamirlerini kullanarak cevap verin dediyse o zaman pronom kompleman kullanarak cevap verirsiniz. Hadi bunları da bir okuyalım. Rıdvan Setin Rıdvan yüzmeyi biliyor mu? Vay oui, il le sait. Evet biliyor. Vay oui, Rıdvan se nerje. Evet Rıdvan yüzmeyi biliyor. No il ne le sait pas. Hayır bilmiyor. Ya da no Rıdvan ne sait pas Hayır Rıdvan yüzmeyi bilmiyor. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Alıştırmalar ile Fransızcayı daha iyi öğren serimizin 32. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.